Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Anıl Şahbaz. YouTube kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün yine yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün neler yapacağız? Çoban evindeyiz. Çilentili, hafif soğuk, hafiften de yağmur çilentisi olan bir güne uyandık. Koyunlarımızın başındayız. Koyunlara bakıyoruz, koyunları yemliyoruz arkadaşlar. Bugün neler yapacağız? Öncelikle bundan size bahsedeyim. Bugünkü yapacak olduğumuz işlerden bir tanesi arkadaşlar, biliyorsunuz biz adaklık kuzu kesiyoruz. Akika kurban olsun, adak, bunların hepsini kesiyoruz. Kurban bayramında da zaten bizden kurban alan abilerimiz, ablalarımız vardı. Onları da burada kesivermiştik. Yine aynı şekilde bu sene kesmeyi düşünüyoruz. Şimdi bir tane Eskişehir'den bir amcamız, Anıl dedi, bana adak kesmek istiyorum. Bana adak keser misin? Tabii ki de kesiyoruz zaten biz de. Bir tane kuzumuzu ayırdık. O amcamıza adak keseceğiz. Bugün adak işimiz var arkadaşlar. Adağı keseceğiz. İşte 5-6 parçayı ayıracağız. Kendi köyümüzde, bir üst köyde, Bademli köyünde olur. Kendi köyümüzde olur. Artık bakalım. İhtiyacı olan ailelerden 5-6 aileye dağıtacağız bu kesmiş olduğumuz adağımızı. Öncelikle önemli işlerimizden bir tanesi bugün adak işi arkadaşlar. Babam da ileride kuzuyu keseceğimiz yerde yalak açıyor. Kuzuyu kesecek olduğumuz yalağı açıyor. Koyunlarımızı baktık. Yem verdik. Yulaf ballesi verdik. Samanlarını verdik. Tony kahvaltısını yapmadı. Öncelikle Tony'nin karnını doyuracağız. Tony'ye bir yalkaracağız arkadaşlar. Tony'nin yalını kardıktan sonra, verdikten sonra koyunlar da yemini yesinler. Adağımıza Allah'ın izniyle keseceğiz. Buradan da söylemiş olayım. Adaklık kuzu kesimi yapıyoruz arkadaşlar. Kestirmek isteyen olursa keseriz diyelim. Allah yapmış olduğu abimizin de adağını Allah kabul etsin. İnşallah ihtiyacı olan ailelere ulaştıracağız diyorum. Şimdi kuzulara bakmaya geçelim. İşlerimiz başlasın. Yağmur da çiliyor tepemizden. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Tony'mize ben seslenince Tony de oradan harekete geçiyor. Arpa unu alıverdim. Arpa unundan Tony'yi yalkaracağız. Daha önce de almıştım ben arpa unu. Tony sevmişti. Çakır bizim diğer köpek sevmemişti. Ondan bir daha almamıştım ama şimdi diğer köpek yok. Sadece Çakır'ı yalka şey Tony'yi yalkaracağım. Şöyle bir şey yeterli olur herhalde. Tony de karşıdan dört gözle bekliyor. Aldığım yerde sordum. Çoğunluk herkes arpa unu yediriyormuş arkadaşlar köpeklerine. Hani dedim ayrıyetten köpek maması falan diye varmış köpek mamaları ama bayağı bir maliyeti çok yüksek. Ama abi dedi, çoğunluk dedi arpa unu alıyorlar dedi. Çoban köpeklerini falan dedi arpa unu yapıyorlar. Ben daha önce ben de bir şey yaptım arpa unundan yal. Dediğim gibi köpeğin birisi beğenmişti, birisi beğenmemişti, yememişti. Ama beğenen köpek Tony olduğu için şimdi yine Tony'yi alıverdim. Birazcık aslında süt yoğurt olsa da içini karıştırsak daha güzel olur aslında ama şu an süt yoğurt yok şimdi elimizde. Bakın şöyle bayağı oldu. Güzel karıştırmak gerekiyor bunu. İçinde diri kalmaması lazım. Bayağı oldu. Şöyle çanağın içine dökeceğiz bunu da. Ondan sonra hemen ada kesimine geçeceğiz. Şöyle elimle alıvereyim olmadı. Tony, acıktın mı oğlum? Adak kesecek olduğumuz için Tony yanımıza gelir, üstümüze sunar diye o Tony'yi bağladık. Bir saniye oğlum, bir saniye. Bak, sana mama yaptım. Ha, yağmur çiliyor, ıslanma, tankerin altına dur. Tamam, ben ellemeyeceğim, ye bakalım. Daha önce yediydi ama. Sıcak mı yoksa? Biraz kaynar suyla yaptım arkadaşlar ama. Ilık sula mı yapsaydım ki? Ilık sula yapınca da bu sefer arpa unu tamamen yedirilmiyor. Hani olmuyor, hamur haline gelmiyor o zaman da.
yiyecek arkadaşlar. Tamam, yesin o. Biz de işlerimize bakalım. Arkadaşlar, kuzuyu keseceğimiz yere yalak derler bizim orada. Toprağını biraz daha genişletiyorum. Nasıl baba, yeterli mi bu? Yeterli, yeterli. Şeydi Serhan buraya. Şu örtüyü de Serhan. Kuzuyu yatıracağımız yere. Tamamdır. Burada kesimi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Gidelim kuzumuzu alıp gelelim. Gel, gel oğlum. Gel. Kesik olduğumuz adamımız bu arkadaşlar. Toklu. Kan kokusu diğer hayvanları rahatsız etmesin diye. O yüzden uzağa getirdik biraz. Ekber Allah, ekber. La ilahe illallah. Allah ekber. Allah ekber. Adamımızı kesiyoruz arkadaşlar. La ilham. Arkadaşlar, geçen günkü çevre düzenlemesinde biliyorsunuz. Topladığımız laylum şimdi işe yaradı. Yerleri kan akmasın diye. O yüzden şöyle böyle bir yere sereceğiz, açacağız. Ne kadar hijyen olursak o kadar güzel olur, o kadar iyi olur. Hem hayvan için hem kendimiz için. Şöyle. Şu şekilde laylumu serdim. Şuraya yukarı asarız arkadaşlar, çatıya. Ya bu atlı asarız ya şuna. Bakalım babam ne diyecek. Burada yüzüm işlemini gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar, adamımızı yüzüyoruz. Kendi çakımı aldım. Bıçak vardı bizde. Tepesinde sürmeni yazıyor. Bıçak kesmiyor. En güzeli kendi cebimdeki çakıyla kesmen. Çakı her şeyden keskin. Devamlı eğiliyoruz. Niye kesmiyor bu bunlar? Sürmeni yazıyor tepesinde. Sürmeni kaliteli değil mi? Bizim sürmeni sahte sürmeni. Çatlamamış. Çatma sürdü herhalde. Biz kalitelisini alamadık herhalde. Kalitelisini alamadık. Aslında kaliteli diye alıyoruz. Hani kaç para verdiydik onu biz? 70 mi 80 lira mı? Para... 100 lira para vermiştim ona ben. 100 müydü? 100 lira bıçak aldık. Yalnız bıçak kesmiyor. 200 kere kullandın mı ayarı kaçırıyor hemen. Arkadaşlar, kuzumuzun derisini yüzdük. Kasasını koyduk. Şimdi içinin ambarını çıkarma zamanı geldi. İçinin şeylerini çıkaracağız. İç temizliğini yapacağız. Ondan sonra parçalayıp dağıtım aşamasına geçeceğiz. Allah'ın izniyle. Maşallah güzel bir kuzumuzmuş. Ön bacağın birini çıkardık. Öbür ön bacağı kesiyoruz şimdi. Kuzumuzu yüzdük arkadaşlar. İçlerinin temizlenmesi, yıkama işlemi bittik. 15 dakika dinlendirdik eti. Suyunun akmasını bekledik. O önemli. Suyu bir 10-15 dakika aktığı zaman hayvan kendini çekiyor. Suyu süzülüyor. Ön bacaklarını, ciğerlerini koyduk buraya. Satır gittiniz mi? Satır yok ya. Bayağı çatı saltıyor valla. Şöyle vurunca darbe yaptığından. Kuzuyu parçaladık arkadaşlar. Birazdan da annemle beraber poşetleriz. Eşit bir şekilde dağıtmaya çıkarız. Evet arkadaşlar. Adamımızı dediğim gibi kestik. Doğrama işlemlerini gerçekleştirdik. Şu şekilde arkamda gördüğünüz gibi 6 eşit parçaya böldük. 6 aileye dağıtılacak arkadaşlar bu adak. O yüzden eşit bir şekilde hak geçirmeden 6'ya babamla annemle beraber böldük. Şu şekilde sıraladık. Şimdi bunların poşetlemesini yapıp dağıtım aşamasına geçeceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar, etlerimizi poşetlemeye başladık. Anne, ben poşetleri açıvereyim. Sen de şuradan en baştan doldurmaya başlayalım. Hızlı bakalım biraz. Buradan üstten. Bir tanesi tamam. Yerini de açacağız. Poşetler de iyi oldu arkadaşlar. Köy yerde de poşet çok lazım oluyor gerçekten.
Ben merkez atmaya gitmiştim ya. Merkez atmaya gittiğimde almıştım o poşetleri. Bakın her yerde lazım oluyor bize. İkinci de tamam. Yani sen fırında ekmek yapıyorsun. Fırında ekmek yapınca da poşet lazım oluyor sana. Evet. Poşet her yerde lazım. Marketten ya da şuradan buradan aldığımız şeylerden poşet çıkacak da kullanacağız. Ama böyle. Kaç para aldıydım bunu ben? 18 lira mı ne aldıydım? Bir paket poşet arkadaşlar böyle. Köy yerinde bunlar hep ihtiyaç. Sonuncuyu koyuyoruz. Bunları da koyduk mu tamamdır. Tamamdır. Kartonlarımızı bir üstüne geçir. Bunları kaldıralım. Arkadaşlar poşetlerimizi doldurduk. Şimdi bunları dağıtmaya gideceğim. Ben belirledim zaten kafamda. 6 aileye dağıtacağız bunları. Abimizin yaptığı ada Allah kabul etsin. Şimdi dağıtıma geçebiliriz. Arkadaşlar arabaya bindim. Adaklarımızı dağıtmaya gidiyorum. Kendi köyümüzde Karacakaş'ta birkaç aileye verdim. Bademli'de hemen bizim köyün 3 kilometre üst tarafında Bademli köyü var. Orası da annemin köyü. Orada da birkaç tane belirlediğim kişiler var. Oraya gidiyorum şimdi. Orayı da vereceğim. Ondan sonra dağıtımı bitireceğim. Arkadaşlar dağıtmaya devam ediyorum. Bir tane daha teyzemize verdik. Arka tarafta kendilerini çekmiyorum. Şey olmasın diye. Bir kişi kaldı sadece. Onu da verdim mi? Ondan sonra çoban evine geri döneceğim. Evet arkadaşlar dağıtmayı bitirdim şimdi. Son adağımızı da teyzemizin bir tanesini daha verdik. Allah abimizin de amcamızın da yapmış olduğu hayırı adağı kabul etsin inşallah. Dağıtım işlemini bitirdim. Son ablamız bir tane. Sağ olsun. Şöyle poşetin içinde göstereyim. Bilmiyorum gözüküyor mu? Aynen gözüküyor herhalde. Sarımsak koyuverdi. İşte yaşlılık arkadaşlar. Yaş bayağı yerinde olduğundan ağlamaya başladı. Hani çok sevindi. Allah razı olsun abimizden de çok sevindi. Yani sevindiğinden dolayı illa sarımsak vereyim dedi. Ben yok istemez falan dedim ama çok gücüm üzülür dedi. Yani çok üzersin beni almazsan falan deyince yazık sağ olsun teyzemiz küçük bir sarımsak koyuverdi bana da. Allah ondan da razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Dağıtım işlemini bitirdim. Şimdi çoban evine doğru gideceğiz arkadaşlar. Koyunlarımızı falan bakarız. Birkaç yapılacak iş var. Onları yaparız. Akşama ederiz. Hadi gidelim çoban evine şimdi. Arkadaşlar çoban evine geldim şimdi. İşlerimizi hallettik. Ne oldu? Ne yaptı kızım? Ne oldu kızım? Özledin mi beni? Özledin mi beni? Beni özlemiş arkadaşlar. Özledin mi kızım? Gel. Gel kızım sen. Gel kızım. Gel. Gel bakalım. Gel. Gel kızım sen. Yanına arkadaş istiyor arkadaşlar. Arkadaş alacağım onun yanına. Hatta bir yerde var ama abi gel diyor işte. Oraya gidemedim. Gittiğim zaman oradan bunu arkadaş alacağım. Şimdi arkadaşlar koyunları gütmeye çıkaracağım. Yağmur çilemiyor. Çilemediği için yaklaşık bir saattir falan, 1,5 saattir çilemiyor. Biraz açıldı gibi. Yarın yağışlı gözüküyor ama çıkaracağım birazcık hayvanlar yayılsınlar. En azından 2-3 saat akşam üzeri yayılsınlar. Yağmur çünkü dinele 1,5 saat oldu dediğim gibi. Şey geçti. Birazcık güdelim koyunlarımız hem ayakları açılsın. Zaten yerlerde ot bol, yeşilli. Karnını 1-2 saat yayıldılar mı doyuruyorlar. Bu arada arkadaşlar sizlere şunu bahsetmek istiyorum. Yani bir planım var kafada. O planımı size de anlatayım diyorum. Şimdi şurası için arkadaşlar. Şu sılajların olduğu yer için. Yani şurası için arkadaşlar. Şu sılajların, sılaj toplarının olduğu yere. Bugün adak kestikten sonra babamla beraber konuştuk. Yere beton atalım diyoruz. Buranın tabanı toprak. Su sılajları traktörün arkasından çekelim.
Şuraya şu diğer sılaj topunu da buraya çekeyim diyordum ama şimdi plan değişti. Buradaki sılajları da oradaki sılaj topunun olduğu yere diyoruz. Çeksek. Kediye bakın. Tavuk kümesinin üzerine çıkmış. Lan ne yapıyorsun yanında sen? Neyse. Bu sılajları oraya çekeceğiz. Buraya boşaltacağız arkadaşlar. Buranın altında zaten bir sılajlar hani delinmesin şey olmasın diye kum vardı. Kumun üzerine koymuştuk. Bakın bu harç çıkarmak için kum. Bu kumu kullansak yani kullansak değerlendirsek buraya beton atalım diyoruz. Ne kadar olan alanına şimdi tamamen atsak aslında daha iyi ama yani biz tamamını konuşmadık babamla. Şu direğin birazcık 1 metre daha bu tarafına kadar. Sadece şurası. Direkten 1 metre daha şurası. Buradan ileriye kadar beton atsak. Yani atalım diye konuştuk. Buraya arkadaşlar ben dediğim gibi daha önceki videolarımda da söyledim. Dana almayı düşünüyorum. Besi işine girmek istiyorum. Besilik dana bakmayı düşünüyorum. Dolayısıyla bu danaları koyacak yer lazım. Koyunlarla aynı yerde olmaz. Orası bizim koyun damı. Aslında orası inek damı. Hani inek için yaptık biz oraya ama inek alamadık zamanında. Koyun aldık. Koyunlar duruyor orada. Hani ileriye doğru dana 2 tane değil de 5 tane, 10 tane, 20 tane alacak olursak orayı zaten dana yeri diye oraya dana koyabiliriz. Koyunları biraz da küçük bir yere buraya çekebiliriz ya da burayı başka bir yer yaparız oraya çekeriz. Ama şimdiki hedefimiz koyunlarla dana aynı yerde olmayacağı için burayı dana yeri yapmayı düşünüyoruz. O yüzden bundan size de bahsedeyim dedim. Şu yan tarafını kapatalım dedik. Şu tarafı bu yan yüzünü kapatalım dedik. Saçla profil kaynaklayıp saçla kapatalım dedik. Bu yüzünü de kapatalım dedik. Yani iki türlü düşünüyoruz aslında da. Yani düşündüğümüzden bahsediyorum ben. Bu yüzü de kapanacak. Ön yüzü sadece buradan yem vereceğiz. Dananın aharını buradan yapacağız. Hiç dananın yanına girmeden, danaların yanına girmeden dış kısımdan içeriye doğru. Danalar burada içeride kalacak. Biz de yemlerini buradan vereceğiz. Hani bu ön kısımdan vereceğiz. Dışta kalacak aharları, yemlikleri. Öyle bir planımız var bakalım. Yani bana soracak olursanız aslında ben hiç kapatmayalım dedim ama babam da büyükbaş yapan birkaç kişiyle konuşmuş. Hasta olur diyorlarmış. Niyeyse aşağı il bizim burası rüzgar genelde buradan vurur. Aşağı il vurunca direkt hayvanlara gelir burada. Hasta yaparsınız falan demişler. O yüzden babam kapatalım diyor. Yani ben de aslında dedim bu açık besi yapanların danaları komple açıkta duruyor. Açık besi yapanlarınkiler hani arkadaşlar bakıyorum ben videolarda falan araştırıyorum. Ya çevirmişler sadece etrafını. Hayvanlar salma boş bir şekilde duruyor. Sadece bir yere yemlik yapmışlar. O yemliğin yanına gelip yemini yiyip hayvanlar sonrasında serbest duruyor. Hani bizim de burada ben öyle bir şey yapalım dedim. Şu ön tarafını profille çevirsek sadece ya da bir işte sırıkla çevirsek iç kısımda açık kalır dedim ama niye hikmetse 4-5 kişiyle konuştuk. Herkes de aşağı ilden hasta olur dediler. O yüzden bakalım hurdacıdan saç alıp buradan yan tarafı maliyete en aza düşürecek şekilde fazla maliyet gitmeyecek şekilde bir yer yapmayı düşünüyoruz. Buranın yerini hazırladıktan sonra da dana almayı düşünüyorum. İnşallah bakalım hayırlısıyla iyi olur. Koyun işini zaten yapıyoruz. Aynı zamanda besilik dana da yapmayı düşünüyorum ben dediğim gibi. İnşallah hayırlısı olur bakalım. Hedeflediğimiz gibi planladığımız gibi bir yer olur mu oraya bilmiyorum ama yani yapınca şekillenince daha da çok ortaya çıkar. İnşallah güzel bir yer olur. Neyse fazla vakit harcamadan koyunları çıkaralım arkadaşlar. Paşa nasıl kopardın oğlum onu? Paşa nazar boncuğunu koparmış arkadaşlar. İplik koptu herhalde. Çok da kopmuşa benzemiyor aslında. Baksanıza şeyinden sıyrılmış. Düğümü çizilmiş. Çözülmüş yani. Neyse şimdi tek başıma paşa müsaade vermez onu bağlattırmaya. Şuraya koyalım. Koyunlarımızı çıkaralım. Çoban zopamızı da alalım. Hadi bakalım kızlar. Bugün yavruları çıkarmayacağız. Yavruları ayırdım arkadaşlar. Yan tarafı. Çünkü yavruların ayarı birazcık kaçık gibi. Biraz durgun görüyorum onlara. Vitamin iğnesi yaptım ama kendine gelsin diye. Bakalım nasıl olacak. İnşallah iyi olur. Paşa hadi paşa. Dönme burada oğlum yürü. Tony sen dur oğlum tamam ben akşam üzeri çözeceğim seni. Maşallah arkadaşlar yerlerdeki otlara bakar mısınız? Bayağı otlu.
Koyunlar karnını doyurmakta sıkıntı çekmiyor. Sürülmedik tarla olduğundan, nada sotu olduğundan hem koyunun nada sotu yarıyor. Aynı zamanda da bakın şu kuzuların yediği süt otu. Kopardığınızda süt çıkıyor onlardan. Şu gerçi bunların uçlarını hep yemişler ama şöyle kopardığınız zaman bakın bembeyaz süt çıkıyor bunların içinden. Gebe koyunlar için de çok faydalı bu. Doğmak üzere ya, sütlü ot yediği zaman hem süt damarlarını açmasında faydası olur, hem de koyun karnını güzel doyuruyor. Oğlağa bakar mısınız? Aksar Hayvan Pazarı'ndan aldığımız arkadaşlar. Bayağı kendini toparladı. Aldığımızda biraz zayıf gibiydi ama şimdi gayet besisi yerine geldi. Ot güzel çünkü burada. Ot güzel olduğu için hayvan karnını doyuruyor. Ha, şu otu demiştim arkadaşlar, bakın. Süt otu diye hep koyunlar uçlarını yemişler bak. Şöyle koparsak ama bunun sütü falan kalmamış artık. Uçlarını, taze yerlerini yemişler. Kalın yerlerini bırakmışlar hep. Şu önümdeki koyun da daha önce iki tane birden kuzu yaptı. Ama ikisi de erken doğum yaptı arkadaşlar. O yüzden eksik oldu yani. Eksik dünyaya geldi kuzuları. Güzel de ayaklı kuzu çıkarıyor bu koyun ama satmadık. Elimizde tutuyoruz. Yine bir damızlık. Bir yıl daha bakalım elimizde kalsın. Sütlü bir koyun aynı zamanda. Arkadaşlar yağmur dindikten sonra güneş bile açtı. Maşallah. Akşam güneşi batmak üzere bakın. Ne güzel manzara oluştu. Bulutların ardında güneş batıyor. Yaklaşık bir 5 dakika 10 dakika içinde güneş batar herhalde. 1 saat 1,5 saat daha falan güttük mü koyunlarımızı ondan sonra kapatırız. Burası arpa tarlası. Yerdeki çimler de arpa döküntülerinden patlayan çimler. Koyunlar için gayet faydalı, kuzular için. Hava soğudu arkadaşlar, akşam üzere. Ocak yaktım şöyle ısınayım diye. Koyunlar da arkada yayılıyorlar. Çok fazla odun yok buralarda ama çalı çırpıdan birkaç bir şeyler topladım. Onlarla ısınıyorum. Koyunlar da artık karınları doymaya başladı. Arka tarafta ağırlaşmaya başladılar. İlk çıkardığın zaman gütmeye sağa sola koşuşturuyorlar. Ama şimdi yaklaşık bir 2,5-3 saate yakın güttüm. O yüzden artık ağırlaştılar. Sakinleştiler yani, yere yapıştılar. Yerden gayet hiçbir yere kaçınmaya çalışmıyorlar. Direkt ot yemeye çalışıyorlar. Gel gel. Ya bu tarafa. Oğlum benim ya. Oğlum benim ya. Benim paşam bu ya. Paşa sevdiriyor arkadaşlar kendini. Benim paşam bu ya. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Çok elcimek. İlla kendini sevdirecek. Değil mi? Değil mi aslanım? Değil mi oğlum? Değil mi? Tokuzan mı? Tokuşan mı? Sen benim burnumu kırarsın. Arkadaşlar. Hayvanlar kadar. Ne oldu? Ha? Kızdık mı? Kızdık mı? Hadi git bakalım yayıl. Hadi. Hadi git. Hadi oğlum. Hadi git yayıl. Bırak beni, ben karnını doyurmam. Senin otla karnını doyurur. Git otun yanına. İlla sevdirecek. Ne o? Ha? Ne o? Paşa. Oğlum sürüyü almadan nereye gidiyorsun sen? Paşa. Arkadaşlar paşa aldı başını gidiyor. Ben paşa gel buraya, sürü nerede kaldı sürü? Gel 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 gel. Paşa sürüyü arkada bıraktı arkadaşlar. Karnı doydu paşanın. Hop. Korun, koyunların karnı doydu arkadaşlar. Geç bakalım geç. Evet arkadaşlar, bir günün daha sonuna geldik. Koyunlarımızı da kapattık. Karanlık da artık çökmek üzere. Sularını içiyorlar. Sularını doldurdum. Sularını ilave ettim. İçeride de yarım halde yulaf açtık. Yine yulaf yiyorlar.
Bir günün daha sonuna geldik. Biliyorsunuz biz köy hayatını seviyoruz. Köy hayatı bizim için vazgeçilmezlerimizden bir tanesi. Yaşantımız, köyümüz. Köy hayatında bir günün daha sonuna geldik. Adak kestik. Adak dağıttık. İyi oldu gerçekten bugün. İhtiyacı olan 6 tane aileye sevindirdik. Oraları video çekmedim arkadaşlar. Ama video çekmiş olsaydım gerçekten dağıtmış olduğumuz ailelerin yüzündeki o mutluluğu gerçekten, yani o mutluluk başka bir şeyle değişilmez. Çekmedim ama hani siz tahmin edersiniz onu. O ailelerdeki mutluluk, yani genellikle işte yaşları ilerleyen yaşlı teyzeleri, yaşlı neleleri dağıttım. Yüzlerinde o kadar çok mutluluk vardı ki, yani ben bile duygulandım o an. Verdik. Allah kabul etsin. Mesut amcamızın yapmış olduğu adağını. Adaklı kesimlerine devam edeceğiz. Geçen hafta mıydı? İki tane kesmiştik. Ondan önceki hafta bir tane kestik. Bu hafta yine bir tane daha kestik. Adaklı kesimlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Yani adak kestirmek isteyen olursa yine kesip dağıtımını yaparız. Allah'ın izniyle diyelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. YouTube kanalımıza, YouTube ailemize abone olursanız, YouTube kanalımıza destek olursanız seviniriz. Bildirim zilini de açmayı unutmayın diyorum. Bildirim zilini açınca bizim paylaşmış olduğumuz, benim paylaşmış olduğum videom size bildiri olarak düşüyor. Hepiniz Allah'a emanet olun. Akşam üzeri bu arada yol hiç durmuyor, vızır vızır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.